İtalya grup maçlarının hemen hepsinde bunu yaptı. Şimdi diyor bazı işte istatistik şirketleriyle görüştüğümüz zaman işte 60'tan sonra geri çekildi maçlar oldu falan falan falan. Niye oldu? Grup maçları oynanırken aynı zamanda ligler devam ediyor. Futbolcular 2-0 yakaladıktan sonra frene basıyorlar. Lig maçı var. Evet. 5 gün sonra. Ama artık açık denizdeyiz. Bundan sonra maç yok. Grup maçları var. Ne varsa veriyorlar sahada. O yüzden İtalya'nın temposu grup maçlarından bir %10, %15 daha fazla aslında şu anda. Evet. Çünkü 3 gün sonra başka bir lig maçı yok. Sadece burası var. Doğru. Mehmet Ayan, bu İtalya maçı bize neler gösterdi? Gelecek karşılaşmalara dair çıkarmamız gereken dersler var mı? Bir kere unut. Unut. Yani yok, öyle bir şey yaşamadık biz. Eğer İtalya maçıyla beraber devam edersek, bak tekrar söylüyorum. Milli takım oyunculuğu Haldun abi de takdir eder, yıllar boyu hep izledik ve o bizden daha deneyimli. Milli takım oyunculuğu başka bir şeydir. Benim şu anda evladım yaşına gelmiş, neredeyse çocuğumuz yaşına gelmiş oyuncuların başarısı bizi uluslararası manada ve Türkiye'de gururlandırırken, kendimizi kandırmayalım. Bu çocukların milli takım deneyimleri yeni 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 oluşuyor. Az önce verdiğim örneğe tekrar dönüyorum. 2008'de İsviçre maçının ikinci yarısında dönen takım 2004-2006 dayağını yedi. Çek bile Tonya dayağını yemek kolay mı abi Şenol Hoca döneminde? O takımdan oyuncular vardı. 2002'den Dünya Kupası üçüncülüğü görmüş oyuncular vardı. Ki bir Letonya kabusunu da daha birkaç ay önce yaşadık. Evet. Dolayısıyla yani Letonya'nın acaba benim en büyük endişem bu arkadaşlarımızın şimdi denebilir ki işte Hakan 60 kere milli oldu Burak dışında. Bize karşı olanlar hariç. Milli takım oyunculuğu başka bir şey. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın hepsi milli takımda aslanlar gibi yer alacaklar. Avusturya ve Galler maçlarında, İsviçre ve Galler maçlarında ben çok umutluyum. Ama burada soru işaretim, az önce sevgili Osman Zeki Korkmaz Hoca ile konuşurken konuştuğum şey, zihnen geri dönebilecekler mi? Nasipse Galler maçının ilk 15-20 dakikasında bu zihinsel geri dönüp görmemeyi göreceğiz. Baktık işleri iyi gidiyor, alırız abi. Ama zihinsel olarak o akıllar, o gençler, turnuvanın en genç takımı 3-0'da kalmışsa üzgünüm, Galler'i de kaybederiz, İsviçre'de kaybederiz. Bir devam etmek için güzel bir yere geldik. Şu an elimizde... Asla teknik bir şey söylemiyorum, biraz yanlış anlamayın. Elimizde iyi bir jenerasyon var mı? Kesinlikle var. O zaman şunu diyebiliyor muyuz? Evet, bu turnuvada bir şey olabilir. İyi, kötü, önemli değil. Bu jenerasyonla Mehmet Ayan'ın dediği gibi, Sayın Mehmet Ayan'ın dediği gibi birkaç turnuvayı planlayabiliyor muyuz? Yani bugünden isimler önemli değil. Şenol Güneş'le biz hedefimiz 2024 ya da 2026 diyebiliyor muyuz? Belçika'nın zamanı dediği gibi ya da Klinsmann'dan sonra Almanya'nın dediği gibi. Bence asıl sorun burada. Biz şu an halen de bundan sonraki maç ne olacak? Turnuvada ne olacak? Ve sonra biz ne yapacağız diye bir belirsizlikle bekliyoruz. Biz günlük düşünüyoruz. Ama işte bu yüzden bugünkü elde edeceğimiz kazanımları bir sonraya taşımamız soru işareti ama oluşturuyor. Ama şöyle de bakmak lazım değil mi? Şimdi mesela bizim 96-2000 yılındaki Galatasaray'ın yakaladığı jenerasyonun üstüne eklemeleri doğru yaparak oradan 2000'e, oradan 2002'ye, oradan 2004'e, şey 2006'ya, 2008'e yani biraz ekleye gittiğimiz bir süreç var, yani onu söylememiz lazım. Evet. O nedenle hani bu takım bir yandan da yarışması lazım ki bunun üzerine... Ve dayak yemesi lazım. Yani mesela dayak yeme dedim, ben orada yeri geldi bir söyleyeyim. Mesela İtalyanlar ne yaptılar biliyor musunuz? Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Hakan ilk 15 dakikada aldığı 3 topta da dayak yedi. Ensesine, şeyine yani... Yıldırdılar. Tanıdıkları oyuncu olduğu için evet. Yıldırdılar. 3-4 tane falan arka arkaya darbe aldı. Tabii ki bir şey söylemedi. Ama o yıldırmayı işte böyle yapıyorlar. Yani biraz da böyle zaman zaman dayak yersin. O yediğin dayaklar sana bir deneyim olarak döner. Şimdi ben açıkçası hani ben onun için söylüyorum. Evet, bu takım geri döner mi dönmez mi mevzusunda şunu söylememiz lazım. Şimdi Uğurcan tamam bizim ülkemizde oynayan bir oyuncu ama öndeki Merih Juventus'un oyuncusu. Onun yanındaki Çağlar Leicester'ın oyuncusu. Zeki Çelik bu sezon Fransa'da şampiyonluk yaşadı. Yani bunların evet milli takım açısından baktığında dönüşünü düşünmeyebiliriz. Ama
bunların kendi takımları açısından baktıklarında mental dönüşlerinin daha hızlı olacağını düşünüyorum ben. Onun için umutsuz değilim. Yani çabuk dönecekler diye düşünüyorum. Teknik olarak, taktik olarak, hoca olarak, oyuncu kalitesi olarak asla umutsuz değilim. Evet. Ama o 3-0'ın yediği daya, o yüzden 2008'e dönüp duruyorum abi. O takım döndürmüştü. Hatta 1,5 maç sonra döndürmüş. Muhtemelen sen oradaydın. Şimdi bizim Galler maçının o ilk yarısı çok çok önemli. Ya ben onun için döneceğimizi düşünüyorum. Ve hani Galler takımı da bizim takımla yan yana koyduğum zaman bana Galler ağır basan bir takım değil. Mesela değil. İtalya'yı yan yana koyduğumuz zaman biz, yani bana burada sonuç söylediğinde, söyle dediklerinde, yani berabere kalırsak çok iyi bir başlangıç olur demiştim. Beraberlik sonucu. Şimdi Galler'e baktığımda Galler benimle yan yana koyduğum, ha bizi yenebilir de ayrı bir konu. Ama yan yana koyuyorum iki kadroyu, iki oyun anlayışını, oyuncu profillerini koyuyorum yan yana. Benim takımım ondan daha üstün. Yani belli noktalarda daha iyi. 3-0 yenilmiş olması onun tekrar kendine gelmesini engelleyecek bir durum değil diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Kesinlikle. Yani, zaten işte aynı şeyi söylüyoruz. İtalya maçı çok aslında üzerine düşünüp kafayı takacağımız maç olmamalı. Unut abi, unut. Yok yani öyle. Yine turnuvadan önce aynı şeyi ben de söylemiştim. Hatta bana sormuştunuz. Allah muhafaza. Kaza yaptık. Kazadan sonra arabaya binip araba kullanmaya devam ediyoruz. Evet. Kesinlikle Galler'den çok daha üstün bir takımız. Çok fazla enstrüman var elimizde kupada. Halen daha çok ekstrem işler yapacak. Ama kritik nokta o şu, dün akşamki psikolojik şeyi üzerimize atmamız lazım. Deformasyonu. Hocam nasıl bir 11 ile sahada olabiliriz? Mevcut 11'den İtalya karşısına çıkan kadrodan değişmesini beklediğiniz oyuncular var mı? Şimdi gene aynı yere geleyim işte. Bu İtalya maçını çok şey olarak alamıyorum. Çıkış noktası olarak alamıyorum. Hı-hı. O yüzden dramatik değişiklikler beklemiyorum. Belki 1-2 oyuncu ama dramatik bir değişiklik beklemiyorum. Öyle söyleyeyim. Benim kafamdaki yani değişeceğini düşündüğüm oyuncu değişsin de diyebilirim. Yusuf olabilir. Hakan'ın merkezde daha verimli olması sebebiyle en azından topu taşıyabilecek ekstra bir oyuncunun varlığıyla bence hoca Yusuf'u kullanmayacak. O yüzden 1-2 dedim ben de. Evet. Çok ama ekstrem bir şey bilmiyorum. Dediği çok doğru. Senin de dediğin doğru. Dramatik değişiklik yaptığınız vakit şu riski de alacaksınız. Hı hı. Bu takım sizinle dışarıda diyelim 5 oyuncu bıraktık. Bu şoklamayı yaptığın zaman hadi bu maçı aldın. İsviçre'den var ve devamı var. Evet. Yani bütün takımı takım dinamiği açısından da 5 evet. tane mevcut ilk 11'e çıkartan adamı hocanın da değiştireceğini zannetmiyorum. Ben Kaan Ayhan'a belki ilk 11'de şans verilebilirdi diye düşünmekteydim şey maçında da. Hocam mevcut bitirdiğimiz İtalya maçında da. Hı-hı. Ben Kaan Ayhan'ın bir şekilde, çünkü hocalar bunu çok sever. Hoca da takdir edecektir. Sağ bek oynar mı? Oynar. Stoper oynar mı? Oynar. 6 numara oynar mı? Çok sıkıştın. Hücumda Kenan Karaman'ın yaptığı gibi sağ ön oynar mı? Hücumcu olarak bakma. Kapatmak için oynar mı? Bu kadar versatil diyorsunuz değil mi siz gençler ona? O versatil oyuncuyu sanıyorum çok da ister hoca. Ben Kaan Ayhan'ın devreye girebileceğini düşünüyorum. Çok yönlülüğünün dışında Kaan Ayhan'ın beni en çok tatmin eden tarafı aslında savunmacılarımız içinde en belki suhuletle, sakin ve özgüvenli oynayan oyuncu. Baskı altında dahi. Ya şimdi şöyle de söyleyelim, konuşalım. Yani o noktayı da söylemek lazım. Ya Hollanda maçları, Norveç maçları. Mesela benim beklentimin çok üzerinde bir Okay izledim mesela. Şimdi ben Okay'ı çıkartsaydı derdim ki yani ya çok iyi ama Okay öyle bir gömüldü ki. Çıkarttı yani, sonra. Ve öyle bir gömüldü ki hiç yani hareketsiz kaldı yani. İki savunmacının önünde böyle kaldı. Yani mıhlanmış gibi kaldı. O zaman hiçbir şey yok. Yani yanına top atacak duruma gelmedi. Ama şimdi hiç oynatmasa biliyorsun 11'i açıkladığı zaman bir tane itiraz gelmedi 11'e. Evet. Yani Kenan Karaman dahil. Sonradan itiraz geldi de Kenan Karaman dahil hiç kimseye bir itiraz gelmedi. Ama oynanırken yolda bakıyorsun ya diyorsun ki Okay bu performansını mı göstermeliydi? Mesela Ozan. Yani Ozan'ın çıkmasını ben yanlış görüyorum. Şimdi hocanın düşüncesi şu. Diyor ki ya muhtemelen hoca da baktı. Ben baskı yiyeceğim. O zaman Yusuf'la bana Hakan topu tutar ileride. Üstelik de o derin topları, anahtar pasları da atar. İşimi kolaylaştırırım dedi. Yusuf hiç top tutamadı. Yani öyle baktığımda. Gerçi yani niye çıkarttı falan diyorlar ama sonradan İrfan girdi.
o baştan bir kımıldadı. Sonra o da aynı baskının altında kaldı. Yani dolayısıyla hani bizim bazı güvendiğimiz oyuncular da isteneni göstermedi. Takımın genel yapısı bozuk olduğu için oyuncular da öne çıkamadılar. Evet.